Herkese tekrardan merhaba. Şimdi bu videomuzda ve bir sonraki videonun konusunu söyleyeyim. DNA genetik kod konusuna başlamıştık. DNA'nın yapısından bahsettik, kalıtımdan bahsettik. Ne kaldı elimizde? Mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve biyoteknolojiye değineceğiz en son olarak. Sonra bununla ilgili soru çözümlerimiz var. Üniteyi tamamlamış olacağız. Hemen hemen şimdiye kadar işlediğimiz bütün üniteleri tekrar etmiş olduk. Bununla ilgili hiç soru kalmasın lütfen videolar elinizde. Şimdi mutasyon ve modifikasyondan başlayalım. Şöyle sizin için büyüteyim ben bunu. Mutasyon ve modifikasyon birbirinden farklı olaylardı bir kere. Yani hepsi birbirinden farklı. Birbiriyle ilişkili ama yani hiç alakası yoktur diyemiyorum. Şimdi bir tane kalem seçim lazım olacak. Şimdi mutasyon neydi? DNA'nın yapısını anlatırken dedim ki DNA kendini eşlerken bazen bazı aksaklıklar meydana geliyor yapısında. Bozulmalara neden oluyor DNA'nın şifrelenmesi. Şifrelenmesinde. Bunlardan bazıları onarılabiliyor. İşte yanlış eşleşme ise onarılabiliyor. Eksik eşleşme ise onarılabiliyor ama karşılıklı nükleotitlerin boşsa onarılamıyor. Mutasyon bunun temelini oluşturuyor. DNA'nın yapısının değişmesi, işleyişini değiştirecek. Bakın mutasyonla modifikasyon birbirine karışan kavramlar. Dediğim gibi birbiriyle alakalı ama birbirinin aynısı değil asla. İkisinde de genler devreye giriyor. İşleyişini değiştirecek. DNA'nın yapısı değişirse tabii ki işleyişi değişecek ve bunda artık geri dönüş yok. Yani ortam şartları değiştiğinde mutasyon ortadan kalkmıyor ama modifikasyon ortadan kalkıyordu. Bu da farklı özellikle canlılar meydana gelmesine sebep oluyor. Şimdi DNA'nın yapısında bakın şimdi burada ne var? DNA iki zincirden oluşuyordu. Şurada göstermiş. Sanırım şuraya geliyor. İşte fark etmez ikisinde de hata var. A'nın karşısına C gelemez. Ne gelmesi pardon şurası olacak çünkü şurası doğru olduğuna göre. Şimdi C'nin karşısına C gelemez. Bu onarılabilir bu mutasyondur. Mutasyona neden olan faktörlerim var. Bunlara mutajen, mutasyona uğramış canlıya mutant denir. Ama mutant deyince o fantastik filmlerdeki gibi yaratıklarda düşünmeyin lütfen. Yani bilim adamları buna dair şeyler yaptıklarına dair söylentiler var tabii ki. İşte klonlama, insan klonlanmasına dair ya da değişik türde canlıların meydana getirilmesine dair var söylemler. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Ama öyle fantastik kafadan bacaklı, elinden bir şeyler çıkan canlılar gibi düşünmeyin lütfen bunu. Şimdi DNA'da meydana gelen mutasyonlar bazı nükleotitlerin kaybolması buna sebep olabilir. DNA parçasını koparak kaybolması olabilir ya da DNA kendini eşlerken üzerindeki bilgi değişebilir. Mutajen dediği şey vardı ya az önce, mutasyona neden olan faktörler ne olabilir? Zararlı ışınlar. Bu zararlı ışınlar kısmı önemli bizim için çünkü ozon tabakasının delinmesiyle, yani incelmesiyle artık güneşten gelen ışınlar maalesef ki ozon tabakası bir filtre görevi görür, engelleyemiyor hepsini. Artık günümüzde kış aylarında bile güneş koruyucu kremler olmadan çıkmak çok doğru değil. İşte ciltte lekelere, bozulmalara ya da daha ileri seviyede aşırı miktarda güneşlenen, kontrolsüz güneşlenen insanlarda cilt kanserlerine neden oluyor. Cilt kanseri vakalarının bu güneşin etkisiyle daha fazla olduğu görülmüş ya da gözde sıkıntılara neden olabilir güneş gözlüğü kullanılmadığında. İşte bu güneşin bazı dalga boyları, X ışınları, gamma ışınları falan oluşturuyor. Ultraviyole dediğimiz mor ötesi ışınlar. Bunlar zararlı. Mesela mor ötesi ışınlar hastanelerde ya da kuaförlerde dezenfekte amaçlı, mikropları öldürme amaçlı kullanılıyor. Demek ki canlı için zararlı bir şey olabilir. Doğru kullanılmadığında. Bunlar mutasyona neden olabiliyor. İşte cilt kanseri dediğimiz şey mutasyondur. Hücre mutasyona maruz kaldığında kanserleşmeye başlıyor. Kimyasal maddeler var, katkı maddeleri, civa, ilaçlar, antibiyotik. Bakın, baktığımda günlük hayatımdan çok uzak olan şeylerden bahsetmiyoruz. Katkı maddelerini ister istemez tüketiyorsunuz market ürünleri tükettiğinizde. Civa, bazı ilaç, oraya girmeyeyim ama aşılarda kullanılması gerekli olan bir madde. Evet, civasız olanların da var.
Ama cıva vücutta aşının tutulmasına neden oluyor. Aşı mı olalım, cıvadan mı şey yapalım derken, ya da diş dolgularında var. Dolgu yaptırdıysanız, normal amalgam dolgu deniyor buna. Yani vücudunuza ister istemez cıva temas etmiş oluyor. İşte antibiyotik kullanmayanınız yoktur zaten. Gerekli olduğunda mutlaka kullanılmalı. Çünkü başka türlü başka rahatsızlıklara neden oluyor tedavi edilmeyen hastalıklar. DDT bir tarım ilacıdır. Tarım ürünlerinde zararlılardan kurtulmak için kullanılıyor. Ama şimdi zararlıdan kurtulayım derken ister istemez bitkinin yapısına da katılıyor. Biz de dolaylı yoldan tüketmiş oluyoruz. Aslında kimse DDT yemek istemez. Aşırı sıcaklık, işte ateşli hastalıklar, sıcak ortamda fazla bulunma gibi. Bu ateşli hastalık, ateş belli bir seviyenin üzerine çıktığında DNA'nın yapısının bozulmasına sebep olabilir, sıkıntı olabilir yani. Alkol, uyuşturucu, sigara içindeki katran, bunlar zaten zararlı maddeler biliyorsunuz. Asitlik, yani pH derecesi, bunu da asit baz kavramında görmüştük. Bunlar mutasyona neden olabilecek faktörlerden bazıları. Mutasyonun özellikleri. Vücut hücrelerinde meydana geldiğinde yalnızca o canlıyı ilgilendirir, sonraki nesle aktarılmaz. Kim için bu? Eşeğli üreyen canlılar için. Demek ki eşeğsiz üreyenlerde böyle bir risk var. Neden? Eşeğsiz üreyen canlı tek hücrelerde görülüyor biliyorsunuz. Ya da çok hücrelerde de bitkilerde vejetatif şekilde falan görülüyordu. Şimdi tek hücreden bahsedecek olursak canlı mutasyona uğradı. Mitoz bölünmeyle tekrar kendini çoğaltacak. Neydi? Genetik yapı birbirinin aynısı oluyordu mitozda. Dolayısıyla diğer nesil de bundan ister istemez ne olacak? Etkilenmiş olacak. Üreme hücrelerinde meydana gelirse ne yapıyordu? Bir sonraki nesle aktarılıyordu. Canlı etki etmiyordu ama bir sonraki nesle aktarılmış oldu. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyon kalıtsal çeşitlilik sağlar. Sağlar tabii başka bir şey ortaya çıkıyor sonuçta. Mutasyonlar yararlı da olabilir, zararlı da olabilir. Bitki tohumlarının fazla olması, çekirdeksiz üzüm yararlı mutasyonu örnek verilebilir. Yararlı mutasyonların canlının yaşama üreme şansını artırırken zararlılar bunun tam tersi olarak etki eder, azaltır. Mutasyonların büyük bir kısmı zararlıdır, öldürücü olabilir. Oraya dikkat. Şimdi bakalım mutasyon örneklerine. Kanser mutasyon örneğidir. 6 parmaklılık. Şimdi normalde bizim insan neslinin parmak sayısı 5'tir. El ayakları tek tek düşünecek olursak. 6 parmaklılık olabilen var mı? Var. Bazı insanlarda görülüyor. Hem genetik geçişlidir. Demek ki üreme hücrelerinden kaynaklanıyor. Hem de mutasyondur. Eksik organlı doğma. Bakın bu eksik organlı doğmanın en bilindik örneğini size atom bombasıyla verebilirim. 1945 Hiroşima ve Nagasaki'ye iki tane atom bombası attı Amerika Birleşik Devletleri savaş sürecinde. Neyse siyasete çok girmeyelim ama şimdi atom bombası ilk kez denenmiş oldu. Atom parçalanırken ciddi miktarda enerji açığa çıkıyor ve radyoaktif elementler kullanılıyor. Radyoaktif elementlerin yarılan mümürleri çok uzundur, uzun sürede yok olurlar. Bomba atıldıktan sonra da nesiller boyunca Japonya'da işte kolu bacağı olmayan, eksik organı olan çocukların olduğu söyleniyor. Yani gerçek tabii ki bu. Bir de bu radyoaktif elementleri bulan Marie Curie, şimdi başlangıçta bilmiyor nasıl bir maddeyle karşı karşıya olduğunu, özelliklerini bilmiyor. Dolayısıyla korunma için bir önlem almamış. Karı koca bu alanda çalışıyorlar ve ikisi de kanser olarak ölüyorlar. Çünkü radyoaktif elementlerin böyle yıpratıcı etkileri var. İşte kanser dediğimiz şey mutasyon. Gelişim bozukluklarına neden olabilir. Albinoluk, bu red pigmentlerin olmaması vücudunda, tüylerinde, vücudunda, derisinde red pigmentler olmadığı için çok böyle beyaz, aşırı beyaz dünyaya geliyorlar. Güneş ışığına falan da çıkamıyorlar. Hemofili hastalığından, Down sendromundan, orak hücreden, balık pulluluktan, kalıtımı anlatırken bahsetmiştim nasıl meydana geldiğini. Bunlar da mutasyon. Dört boynuzlu keçi, keçiler normalde iki boynuzlu doğarlar ama dört boynuzlu olabiliyor. Çekirdeksiz üzüm, mutasyon, çift başlı yılan, kaplumbağalar zaman zaman görülebiliyor doğada.
bakterilerin ilaçlara direnç kazanması, işte dedi ya az önce antibiyotik kullanımı buna neden olabilir. Şimdi antibiyotik bakterilere karşı kullanıyor doktorlar hastalıkların tedavi edilmesinde. Ama gereksiz ve fazla ölçüde kullanıldığında bakteri o ilaca karşı direnç geliştirebiliyor. Yani etki etmemeye başlıyor. Bu da mutasyon sonucu oluyor. Var kedisinin gözlerinin farklı renkli olması, bu yararlı mutasyon olarak geçiyor. Kelebek çocuk hastalığı, bunu hiç duymadım ben şimdiye kadar. Progeria, yani erken yaşlanma hastalığı da mutasyon, kelebek çocuk hastalığına bakmak istiyorum ben, merak ettim. Erken yaşlanma hastalığı da mutasyonun neden olduğu hastalıklardan bazıları. Şimdi bir tekrar edelim. Mutasyonda genin yapısı değişecek çocuklar. Geri dönüş yok artık. Mutasyon geçirdi, genin yapısı değişti. Nesilden nesile aktarılabilir, üreme hücrelerinde meydana geldiyse. Ama vücut hücresinde ise kişiyi ilgilendirir. Nesle aktarılmaya da bilir. Modifikasyon bundan çok farklıydı. Hatırlayın, şimdi yine genlerin işleyişi devrede. Ancak burada ne oluyor? Genin yapısında değişiklik olmayacak, işleyişi değişecek. İşleyişi neye göre değişecek? Çevre şartlarına göre değişecek. İşte çevre şartlarından bir tanesi bunlardan neymiş? Sıcaklıkmış. Sıcaklık çevre şartlarından bir tanesi. Şimdi çuha çiçeği dediğimiz bir çiçek türü var. Bakın 30-35 derece sıcaklık arasında açarsa beyaz renkle açıyor. 15-20 derece ise kırmızı renkle açıyor. Ben size bir örnek vereyim günlük hayatta çiçeklerle ilgili. Kartopu dediğimiz bir bitki türü var. Böyle bahçe çiçeği de böyle kocaman kocaman çiçekleri oluyor yaz aylarında. Toprağın asitlik ya da baziklik derecesine göre rengi değişiyor. Hangisinde olduğunu hatırlamıyorum ama farklı tür topraklara ekildiğinde bakın aynı çiçek olmasına rağmen birinde mavi açarken birinde pembe açabiliyor. O da toprağın yapısına göre değiştiği için neymiş? Bir modifikasyon örneğidir. Himalaya tavşanlarında kürk rengi beyazdır. Bu aslında bir adaptasyon örneği biliyorsunuz. Beyaz renk kamuflaj amaçlı kullanıyor canlılar bunu. Uzun nesiller boyunca meydana gelen bir şeyden bahsediyoruz. Ne olmuş? Ortama adapte olmuşlar. Hayatta kalma şansları artmış böylece. Tüyler kazındı. Buraya buz parçası konursa bunu deneysel sorularda çok gördünüz. Çok karşınıza çıktı. Tüyler siyah çıkıyor. Ama buz ortadan kalktığında tekrar ne yapıyor? Eski haline dönmüş oluyor. Besin bunlardan bir tanesi. Besinde modifikasyon örneğini en fazla arılarda gördük. Şimdi arılar ilk doğduklarında, ilk yumurtadan çıktıklarında aynı. Beslenme şekline göre kraliçe mi olacak, işçi arı mı olacak değişiyor. Polenle beslenirse normal işçi arı oluyor, hayatı boyunca çalışıyor. Gerçi kraliçe de çalışıyor onlar da. Ama arı sütüyle beslenirse ne oluyor? Kraliçe arı oluşmuş oluyor. Beslenmenin modifikasyona etkisi bu. Nemli yerlerde yetişen bitkiler daha iyi gelişirken kurak yerde yetişen bitkiler fazla gelişemez. Yani diyor ki aynı cins bitkiyi bakın hep deney sorusu üzerinden gidiyoruz. Çünkü yorum sorusu geliyor ya artık yeni nesil sorularda. Aynı cins bitki olacak, özdeş şartlarınız olacak bir tanesi hariç nem. İşte sıcaklığı aynı olacak falan filan. Ne yaptınız? Ortam şartını değiştirdiniz. Bitki aynı olmasına rağmen biri daha iyi gelişirken biri daha az gelişti. Neyle alakalı? Modifikasyonla alakalı. Işık önemli. Biz ışığın etkisini en fazla ne zaman görüyoruz? Ne zaman görüyoruz? Yaz aylarında görüyoruz. Şuraya takalım. Albino bitkiler oluşur diyor ya. Bitkiler ışık almadıkları zaman klorofil oluşmuyor. Beyaz renkli albino bitki oluşur. İnsan derisinin yazın fazla ışık aldığında bronzlaşması da neymiş? Modifikasyon örneğiymiş. Bakın mutasyon olsaydı eğer bronzlaştı kişi bir daha renginin geri dönmesi mümkün olmazdı. Ama modifikasyonda geri dönüş mümkün. Eski şartlarına geri dönerse ne yapacak? Normal ten rengine dönmüş olacak. Ben bunu söylemiştim az önce. Tam da bu. Diyor ki ortanca çiçekleri kar topu olarak da biliniyor, ortanca olarak da biliniyor bu. Asitli toprakta kırmızı, demek ki asitmiş burası. Asitli ise kırmızı renkte açıyor. Bazik toprakta
nasılmış? Varmışsı, morumsu renkleri var. Basınç da önemli. Basınçtan kastı açık hava basıncı tabii ki biliyorsunuz. Kara hindiba bitkisi dağda yetişirse kısa boylu, ovada yetişirse uzun boylu oluyor. Ovadayken daha az basınca, daha fazla basınca maruz kalıyor. Demek ki bu onun gelişimini etkileyen bir faktör. Spor yapan insanların kaslı olması fakat çocukların kaslı da olmaması. Bu neyle alakalı? Modifikasyonlar kişiyi ilgilendirir. Kişinin ortam şartlarını ilgilendirir. Doğacak nesillere etki etmez. Üreme hücrelerine etki etmez. Çünkü nesilden nesile aktarılmaz. Yani şöyle düşün. Kadın bebek bekliyor. Birazcık bronzlaştı yaz aylarında. Birazcık böyle rengi kahverengiye döndü. Doğacak çocuğun da o renkte olmasını beklemiyoruz tabii ki. Normal ter rengi neyse genetik olarak o dünyaya gelecektir. Çünkü nesilden nesile aktarılmıyor. Spor yapan insanların kaslı olması fakat çocukların kaslı olmaması bununla alakalı. Tek yumurta ikizleri, bakın deney yapılırken tek yumurta ikizleri çok tercih edilir. İnsan deneylerinden bahsediyorum. Çünkü iki özdeş bitkiyi alabilirsiniz. Bütün özellikleri aynı olan. Ama iki özdeş insanı almanız çok kolay değil. Bunu ne zaman elde edebiliriz? İkiz ama tek yumurta ikizi olduklarında. Neden? Genetik özellikle birbirinin aynısı. Yani bir insandan iki tane varmış gibi düşünün. İşte ne yapıyorlar yapılan deneylerde? Birini alıyorlar, sosyoekonomik durumu gayet iyi olan yerde yetiştiriyorlar. Birini daha fakir, daha durumu olmayan bir bölgede yetiştiriyorlar. Beslenme şartlarına bağlı olarak ne olacaktır? İyi durumda olan çocuk daha fazla gelişirken diğeri daha zayıf kalacak, daha gelişim geriliği görülmesi çok normal o çocukta. Çünkü iyi beslenemedi. İşte bu ne örneği? Yine modifikasyon örneği. Modifikasyon özelliklerine bakalım beraber. Modifikasyonlar nesilden nesile ne yapmıyor? Aktarılmıyor normal olarak. Bir kısmı şartlar düzeldiğinde tekrar eski halini alabilir. Mutasyonla modifikasyon arasındaki farka bakalım. Şimdi mutasyonda genin yapısı değişti. İfadelere çok dikkat edin lütfen, rica ediyorum, ısrarla rica ediyorum. Genin yapısı değişti. Ne oldu? Pardon. Korktum ya. Pardon. Genin yapısı değiştiyse neden bahsediyor? Mutasyonda. İşleyişi değiştiyse modifikasyondan bahsediyor. Üreme hücrelerine meydana gelirse mutasyonlar kalıtsal, modifikasyon kalıtsal değil biliyorsunuz. Mutasyona neden olan faktörler zararlı ışınlar, kimyasal maddeler, yüksek sıcaklık gibiyken modifikasyon sıcaklık, ışık, beslenme, nem gibi etkilerle ortaya çıkar. Bakın ikisinde de sıcaklık var. Sıcaklık modifikasyona neden olabilir, evet. Ama yüksek sıcaklıksa artık olay mutasyona da dönebilir. Mutasyonlar genelde zararlıdır, ölümcül olabilir, modifikasyon zararsızdır. Mutasyona sebep olan faktörler ortadan kalkınca eski haline dönemiyor, modifikasyona dönüş olabilir. Mutasyon kalıtsal çeşitliliğe neden olur, modifikasyonda kalıtsal çeşitlilik sağlanmaz. Çünkü neden? Kalıtsal çeşitliliğin oluşmasına sebep olan şey ne? Mayoz bölümü, yani eşeyli üreme. Eşeyli üreme için de üreme hücrelerinde meydana gelmesi ve nesile aktarılması gerekiyor. Modifikasyon üreme hücrelerinde meydana gelmiyor. Dolayısıyla nesilden nesile ne yapmıyor? Aktarılmıyor. Aktarılmadığı için de kalıtsal çeşitlilik olması sağlanmıyor. Canlının başlangıçtaki genetik bilgisi neyse aynı şekilde diğer nesillere aktarılacak. O da ortam şartına göre modifiye olabilir. Modifiye arabalar var, oradan gelsin aklınızın. Hani normalde öyle değiller ama ortam şartlarıyla belli özellikler yükleniyor. Tamam, bitmiş burada. Mutasyon ve modifikasyon bu kadar. Bir sonraki videonun konusu soru çözümleri, sonrasında adaptasyonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.